aletim olsa her yerde bir aksi adamla karşılaşıyor ama Allah yaratıyor. Mesela kurtardığı adam başına bela oluyor. Ya seni ölümden kurtarmış. Değil mi? Hayatını ortaya koymuş. E sen ihbarcılıkla onu tehdit etmeye çalışıyorsun. Ahlaksızlık yapıyorsun. Onu tedirgin etmeye çalışıyorsun. Nereye gitse bu tip olaylarla karşılaşmıştır. Allah tarafından eğitilmesi için ona verilen bir lütuf bu. Mesela Samiri diyor ki çok bilmiş. Ben onların görmediklerini gördüm. Halkı da beğenmiyor Samiri. Yani halka tepeden bakıyor. Enaniyette böyle ukala, züppe bir şey. Yani onlara karşı alaycı o Mısır hükümetinden, Mısır felsefesi ve Mısır kültürünün halkın üstündeki o baskıcı yönünden istifade ediyor. Çünkü Mısır devleti çok enaniyet o devirde. Yani şu anın Amerika'nın derin devleti gibi. Yani oraya ait bir sembol, oraya ait bir alamet halk için çok önemli oluyor. Hayranlar. Mesela altın buzağı. Orada dev altın buzağı var. Mesela 3 ton, 5 tonluk, 10 tonluk altından yapılmış buzağlar var. Ama onlarınki tabii daha küçük oluyor. Orada yapmışlar. Ama o Mısır onları hatırlattığı için, yani Mısır'ın kültürünü hatırlattığı için büyük bir süksü unsuru olarak görüyorlar. Samiri de o devrin züppesi, onlar halka sükse yapıyor. Bak diyor, altın buzağı ben döktüm, çıkarttım. Bir de rüzgar vurduğunda dana sesi gibi ses çıkartıyor. Yani onu ona göre de ayarlamış. Bak övündüğü şeye bak. Yani nihayet kendi eline yaptığı bir hayvan figürü. Orada Hazreti Musa'nın çevresinde olmak gereken, Hazreti Musa'yı desteklemesi gereken halk ona müthiş hayranlık duyuyor. Altından buzdağı yaptı diye. Yani müthiş sükseli görüyorlar onu. Ben diyor onların görmediklerini gördüm diyor. Yani o kadar akıllı gösteriyor ki, yani o kadar zeki ki insanların göremediklerini ben gördüm diyor. Yani küfürde de bu şekilde bir usluf vardır. Yani Müslümanların göremediklerini ben gördüm. Ben daha iyi bilirim kafasında oluyor. Hazreti Musa da unuttu diyor. Evet, o da diyor bu dindeydi diyor. Ama o unuttu diyor. Asıl onun atasının sistemi bu diyor. Yani cahiliye kafasını arıyor. Cahiliyedeki halk anlayışını, hayat anlayışını savunuyor. Hazreti Musa'ya da baskı yapıyor kendince. Yani onu da o Mısır kültürüne çekmeye çalışıyor. Hazreti Musa bayağı kararlı. Bir ara Hazreti Musa'ya kendince iftira atmaya kalkıyorlar. Allah o iftiradan onu diyor temize çıkartıyor diyor. Cenab-ı Allah. Kardeşinden başka kimse güçetemiyorum diye söylüyor. Dinlemiyor adamlar. Ya ne yaparsan yap dinlemiyor. Yani çok akılsız, cahiliyeye hayran tipler. Siz birkaç defa yine bu konuyla ilgili anlatmıştınız Adnan Bey. Allah da onlardan buzağı kesmelerini istiyor. Onu da diretiyorlar. Buzağı kesmeyi bir türlü istemiyorlar. Bir daha. Siz birkaç defa anlatmıştınız bu konuyla ilgili. Allah da onlardan buzağı kesmelerini istiyor. Onda da diretiyorlar. Bir türlü kesmek istemiyorlar buzağıyı. Bahaneler uyduruyorlar. Aslında Mısır kültürüne de onların bir saygısı yok da. Ondan da dalga geçiyor. Fakat onun zübbelik yönü, onun Allah'ı unutan yönü onları ilgilendiriyor. Evet. Mesela çölün ortasında bir altın buzağı onlar için çok heyecan verici bir şey. Hazreti Musa fakir. Yani ondan istediklerini pek bulamıyor ama altına olan hayranlıkları, yani bilinç altındaki o altın düşkünlüğü orada da tezahür ediyor. Ama Hazreti Musa Allah bir sırrı kesmenizi emrediyor deyince hemen züppelik için bir konu buluyorlar. Nasıl bir sığır diyor. Yani sırf gıcıklık olsun, pislik olur, herhangi bir sığır işte. Yani Allah bir sığır kesme, bulursun bir sığır alır kesersin. Ama Hazreti Musa'yı zor durumu bırakmak için yani onu biraz bilgi yönünden, kültür görgü yönünden geri göstermek için ya buzağı, ne demek buzağı diyor yani.
buzağı deyince sen bize vasfını söylemen lazım diyor. Açıklıyor. Ya bu yine tam olmadı diyor. Sen bize daha detaylı bir açıkla diyor. Yine açıklıyor. Yine detaylı açıklıyor diyor. Allah diyor ki neredeyse kesmeyecekler de diyor. Detay üstüne detay, detay üstüne detay. Rabbine yalvar da. Evet, bize açıklasın diyor. Orada amaçları çok. Bir kere buzağının kesilmesine biraz karşılar. Mısır'a karşı saygılarından dolayı. Ya Mısır dinine karşı saygılarından dolayı. İkincisi kes dedi, herhangi bir sır kes dediğinde bunlar detaycı ya, yani takıntılı tipler. Yani takıntılı oldukları oradan anlaşılıyor. Yani Kur'an'ın hükmünden. Yani cahiliyede takıntı çoktur insanlarda. Yani bir türlü kurtulamaz takıntıdan. Yani her şeyi kendi kafasına göre o düzende yapmak ister, o tertipte yapmak ister. Eğer onu bulamazsa adeta cinnet geçirir. Mesela illaki eski evi olacak. İşte illaki onun kendi kullandığı bir tarağı vardır, onu kullanacak. Kurtulamaz yani, takıntılıdır. Yani her konuda, yemede, içmede, oturmada, kalkmada muazzam takıntısı olur. O takıntısını dayatır insanlara. Yani onların da öyle olmasını ister. Şimdi bunlar da takıntılı olduğu için o felsefeyi, o ruhu insanlara enjekte etmek istiyorlar. Çünkü yani alıp bir sığırı keserse bu kolay bir hayat. Ama o hayatın karmaşık olmasını istiyor. Ya küfürde bu var da yani hayatın karmaşık, zor ve girift olması ister. Yani insanın huzurlu yaşaması istemez. Yani sade bir Müslümanlık anlayışını istemez. Mesela Müslümanlık varsa karma karışık olması lazımdır. Mesela namaz çok zor olması lazım. Çok uzun bir namaz olması lazım. Okunacak sureler çok uzun olması lazım. Tesbihler çok uzun olması lazım. Mesela 3 kere tesbih yapmak tembel bir şey olmuş oluyor. 7 orta. 9 Ama çok çok daha fazla olursa, mesela bir namaz ayakları şişinceye kadar kılınırsa, sabaha kadar olursa makbul. Onları anlatıyor zaten makbul şeklini. Ayakları şişer diyor namazdan diyor. Adamlar da imreniyorlar. Halbuki haramdır insanın kendini sakatlaması. Allah öyle bir şey istemiyor senden. Ama takıntı olduğunda işte hayatı insana zorlaştırırlar. Mesela durduk yere hayatı zorlaştırıyor. Ya kes işte bitecek. Bir daha detay istiyor. Bir daha detay istiyor. Hem bilmişliğini vurgulamak, hem titizliğini vurgulamak. Yani Hazreti Musa sen titiz değilsin. Ama ben titizim imajını vermek istiyorlar. Bakara suresi 67'de Cenab-ı Allah hani Musa kavmine şeytan Allah'a sınırım. Allah muhakkak sizin için bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Biz de alaya mı alıyorsun dediler. Yani bak ne kadar manyakça bir ifade ya. Yani gayet makul bir konuşma ya. Zübbece, delice, saldırgan, ahmakça bir cevap. Yani sen yani Allah'ın hükmünü biliyor. Bak diyor ki Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor. Bundan normal ne var? Yani zübbelik yapacak ya, ayrıntıcı olacak ve daha iyi bildiğini, daha titiz bildiğini, yani ona öğreten adam konumunda olduğunu göstermek için bizi alay mı alıyorsun diyorlar. Bak diyor ki Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Onlara bak, onların zübbeliğine karşı sert bir cevap vermiyor. Ne diyor? Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. İşte onun imtihanı. O zübbe orada kaybeder ama o güzel cevap verdiğinde kazanır. Mesela Firavun kavmini Hazreti Resulullah'ın getirdiği Kur'an'da anlatılıyor. Evet. Yani ona vahyedilen Kur'an'da. Firavun kavmi çok azgın. Müslümanlara o devre çok eziyet ediyorlar. O eziyeti unutuyor bu alçaklar. Evet. Yani küfrün yaptığı eziyeti, dışarıda çekilen acıları, ızdırapları. Senin yüzünden diyorlar biz eziyete uğradık. Zaten. Ya bütün acının kaynağı sensin diyorlar. Yani bize acı veren, bize rahatsız eden, bizi üzen, yoran sensin diyor. Bak ahmağa bak ya, ne küfrün yaptığı dehşeti görüyor. Evet. Çocukları boğazlıyorlar, insanları kırbaçlıyorlar. O zorla taş taşıtıyorlar biliyorsunuz o devirde. Mahvediyorlar insanları.
onu önemli görmüyor. Ona kafayı takmış. Bak, illa ona zübbelik yapacak yani Hazreti Musa'ya karşı böyle haşa zübbece, çakalca bir üslup kullanacak. Bak senin yüzünden eziyete uğradık. Eziyetin kaynağı olarak da onu göstertiyor. Bir şey söylüyor mesela çok makul, gayet normal konuşulan bir şey. Sen bizden alır mı ediyorsun diyor. Yani böyle çirkef ve saldırgan bir üslup Müslüman görünen, şeytani insanlarda olan bir şey. Mesela bunlar Müslümanız diyorlar. Ama ruhlarını şeytan kaplamış. Yani her konuşmasına züppece cevap veriyorlar aşağı yukarı. Halbuki Musa vesilesiyle kölelikten kurtuldular. Evet. Mesela Nisa suresi 72'de Cenab-ı Allah şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Mesela vuruyor kafayı yatıyor, işine gücüne bakıyor, efendim spor yapıyor, gidiyor kumar oynuyor, film seyrediyor, gezintiye çıkıyor. Yani kendi aleminde ama Müslüman. Onu ilgilendirmiyor. Nasıl olsa yapanlar var kafasında. Oyun ve eğlence olduğunda ona yöneldiklerini ama iş kesinlikle kararlı gerektiğine sabredemediklerini anlatmış. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa, doğrusu Allah bana nimet verdi çünkü onlara birlikte olmadım der. Mesela Müslüman tabi uykusuz kalıyor, aç kalıyor, yoruluyor, onun yüzden hasta da olabiliyor. Ya diyor ben uyanık davrandım, bak kendime dikkat ettim, hastalanmadım, yorulmadım. Ama bak sen böyle bu işlere girdin, işte tebliğ yaptın, gittin tutuklandın, sonra dövüldün, sövüldün, efendim hastalandın, uykusuz kaldın, bitap oldun. Ama bak ben bunu yapmadım, iyiyim diyor. Ya kardeşim sen sonunda ölmüyor musun? Evet, ölüyorsun. Geriye ne kalıyor? Hiçbir şeyin kalmıyor. Ahirette bunları nasıl açıklayacaksın? Eğer sizde Allah'tan bir fazl, zafer isabet ederse, şeytanı Allah'a sunuyorum, o zamandaki sanki onunla aranızda hiçbir yakınlık yokmuş gibi, kuşkusuz şöyle de birdenbire yani o düşman gibi olan, saldırgan uslubunu bırakıp, keşke onlarla birlikte olsaydım, böylece ben de büyük kurtuluş ve mutluluğa erseydim der diyor Allah. Anormal olan ruh halini, Kur'an'ın açıklamaları mükemmel detaylarla ortaya koyuyor. Eğer dikkatlice bakılırsa oradaki ruh hali, felsefe çok aşikar şekilde ortaya konuyor. Mesela Mü'minin suresi 47'de diyor ki şeytan Allah'ın sonu, dediler ki bizim benzerimiz olan iki beşere mi inanacağız? İki insan benzerimiz olan. Kaldı ki onların kavimleri bize kullukta, kölelikte bulunmaktadırlar. Bak adamlar onları köle olarak gördükleri halde onlara müthiş bir saygı duyuyorlar. Çünkü Firavun kavmi bunları aşağılıyor. Aşağılığına karşı da hayranlık duyuyorlar. Mesela Amerika'da üçüncü ülkeler hep aşağılar. Üçüncü ülkeler de çok hayrandır Amerika'ya. Hep oraya göç etmek isterler. Onların tatlı rüyasıdır. Çok ezik oluyorlar da bir kısmı. Hepsi için demiyorum tabii sözlerim de. Yani en zor görevleri vesaire bile yapıyorlar. Ve onların kendini ezmesini de makul görüyorlar. Yani onların hakkı olarak görüyorlar. Döver de, söver de, öldürür de ne olacak ki kafasındalar. Bir kısmı. Mesela diyorlar ki Araf suresi 29'da sen bize gelmeden önce de diyorlar Hazreti Musa'ya, şeytan Allah'ın sanırım. Geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Bak peygamber olun bilirler. İlla züppelik yapacaklar. Ve hep eziyet edildik. Biz hep rahatsız edildik. İşte uyuyamadık, yiyemedik, içemedik, gezemedik. Bak, dertleri o dikkat ederseniz. Bak yemek ve dinlenme. Ana konuları bu bunların. Eziyete uğradık diyor.
Yani Allah için yapılan faaliyeti eziyet gibi görüyor. Musa diyor ki bak, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak. Böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek dedi. Hakikaten o Beni İsrail karşıtları helak oldular genelinde. Yeryüzünde de hakikaten Allah egemenler hale getirdi onları. Yani yöneticileri ve idarecileri haline getirdi.